Sayın Başkanım, şöyle bir şey yaptı diğer Muşlu hemşehrilerimiz. Dediler ki başkanımız da, dernek başkanımız da bizim için çok çalışıyor. Muşlu hemşehrileri adına dernek başkanımıza da bir plaket, bir Muşlu olarak plaket takdim eder misiniz? Alkışlarla belediye başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı plaketlerini takdim ediyorlar dernek başkanımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, tabii yoğun bir programınız var, onu da biliyoruz ama yemeği de birlikte isterseniz tanıyalım. Vakıf başkanımızı da ben buraya davet ediyorum, lütfen. Evet, hanımefendi, hatta siz isterseniz geçin. Vakıf başkanımız gerçi yemekleri hemen hemen tanıyordur. Yemekten yana sıkıntımız yok. İkinci mikrofonu da alalım. Başkanım, ben sizi de şu tarafa alayım hem ekranında görebilmesi için. Ben şöyle yanınıza yanaşayım. O en başta sumaklı hazut. Hazut dolması. O çorti aşı. Çorti aşı nedir? Çorbamız mı? Başkanım. Çorti aşı çorba değil mi bizim? Çorbamız bizim çorba. Bizim bildiğimiz çorbamız. Tamam. Burada bu kırçıklı kelem dolması, yani kırçıklı kelem bu. Bulgurlu dolma. Burada yumurtalı ja. Yumurtayla yapılıyor ama ja. Orada hemen çatallarımız isterseniz. Veriyor ablamız. Şöyle söyleyelim efendim. Dernek başkanımız da izah ediyor. Canım bu can daha da yetişen bir bitki. Fakat çok lezzetlidir. Yumurtayla yapılıyor, yağda yumurtayla. Mükemmel bir tadı vardır. Evet, meşhur Muş köftesi, açacağım evet. Onları. Muş köftemiz. Şimdi, evet canım. Evet. Muş köftesi. Sen elle al. doğru. Evet. Al hocam, şu başkanım, şunu al canım. Çok lezzetli. Ablacığım, bu nedir? Şu kenarını al, bir alırız. Sen patili. Şey, doktor bey alsın. Bizim yani Muş'un gözlemesi. Mükemmel. Ha, patile. Çok güzel bir şey. Daha patle. Çok güzel, tamam. Bir şey. Soğanlı ama bizim bildiğimiz mesela bu nedir? Halise. Tatlı çeşidi. Sosyete oldu teyze. Halise diyor. Ama Muş'ta halise. Çorbamız. Evet canım, çok teşekkür ederim. Aş çorbası. Ayran aşı. Ayranla birlikte yapılıyor değil mi? Ayran aşı. Doğru. Evet. Doğru. Fakat burada köftesinden alın. Sihir. Çok lezzetli bir bu şey. Bu nedir? Evet. Muş köftesi içi bulgurlu, kıymalı, şey, soğanlı. Etli bulgur pilavı. Mükemmel. Tamam. Şunu da bakalım. Bu gülürük. Köfte. Sulu köfte. Ufak köfte. Sosyet sulu edili köfte. Sulu. Evet. Tamam. Sulu köfte. Doğru. Teyzem söylüyor, ablam tercüme ediyor. Evet. Bu nedir? Kelem sarması. Lahana, beyaz lahana sarması. Evet. O nedir? Ayran çorbası. İşte burada bir tane daha var. Evet. İşte başkanım, bunu çok gizlediler. Bu en önemli, bütün sofraların değişmesi buymuş. Tamam. Milli yemek Muş'un zerfeti. Bu sir. Milli yemek. Muş'un yöresel değil de herhalde. Biliyorum. Evet. Biz yemekleri tanıdık. Ama bizde en çok jağla şey, çok spesyal yemekler. Bilhassa jağ yiyen insanların çift çocukları olurmuş diye de böyle bir geleneksel. Özellikle bir efendim çocuğu olmayan kapı kapı dolaşan arkadaşlar Muş'a bir uğrasınlar. Evet, oradan bir jağ yesinler. Jağ. Evet. Çok teşekkür tabii, ediyoruz. Antikanseröz. Ben yerinizi alayım efendim. Birazdan ikram edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu nedir? Bu sac ekmeği. İşte orada bakkallarda, fırınlarda ekmek yokmuş da.
Bu tandırda olan sacın üstünde bu yemek. Ha, lavaşı şu. Evet, tandır ekmeği. Bu sacda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ben mikrofonumu da alayım. Konuklarımızı yerlerine alalım. İkramlarımız olacak. Çok sağ olun. Değerli dostlar, ilk birinci bölümde biraz daha kültürü sözle tanıtmaya gayret ediyoruz. Ardından sanatçılarımızı alacağız. Müzikle birlikte kültürü tanıyacağız. Ama onun öncesinde çok hızlı hareket etmek üzere birkaç tane plaketimiz var. Çok hızlı hareket edeceğim. Evet, ben dernek başkanımızı ben buraya davet edeyim. Bir zahmet. Evet, plaketlerimizi de alalım buraya. Abi bir dur, kurban olayım, bir dur. Sen dur abi. Gel abi, plaketleri getir. Ben onları bir halledeyim. Ardından sanatçıları alacağım. Tamam mıdır? İstemidir yoksa genel? Yok, genel. Tamam. Evet. Efendim, sayın Vakıf Başkanımız, Muş Vakfı Başkanı Sayın Doktor Orhan Sami Gültekin Bey'i. Orhan Bey'i ben tekrar hocam sizi sahneye alacağım. Bir plaketimiz var. Biraz yoruyoruz seni ama Muşlu hemşerileriniz, Tuzla'daki Muşlu Vartolu hemşerileriniz sizlere bir plaket takdim edecekler. Buyurun lütfen. Sayın Başkanım buyurun. Dernek Başkanımız hemen kendilerine bir plaket takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir fotoğraf da alalım. Yine bu programları televizyon aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında bulunan Muşlulara ileten Mavi Karadeniz televizyonumuzun yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Kara Davut burada mıdır? Davut Bey'i alayım. Onu kapatalım. Tamam. Evet. Evet. Ben Sebahattin Bey'i buraya davet ediyorum. Davut Bey yok. Mavi Karadeniz adına plaketini almak üzere Sebahattin Bey'i ben vekaleten davet edeyim. Buyurun efendim. Başkanım böyle gelin biraz isterseniz. Hem bir fotoğraf adına. Buyurun efendim. Mavi Karadeniz televizyonuna da bir plaketleri var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Yine plaketlerini almak üzere İl Genel Meclisimiz Sayın Mustafa Özmen Bey'i buraya davet ediyorum. Ve plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Turan Çınar Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet. Bir fotoğraf alalım. Turan Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve İl Genel Meclisimiz Sayın Mustafa Özmen'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, yine Muş'un, yöremizin çok değerli iş adamlarından, sanayici iş adamlarından Sayın Adnan Kanıtoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Ve plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Sinan Tekin Bey'i sahneye davet ediyorum. Evet. Adnan Bey hoş geldiniz. Ve plaketlerini Sayın Sinan Tekin çok değerli hemşerisine takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, son plaketimiz yine Muş Vakıf Vakıf Başkanımıza plaketini verdik ve Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bayram Yıldırım Bey'i ben sahneye davet ediyorum. Ve plaketlerini de takdim etmek üzere Sayın Hayati Özkaya'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet.
Bir sözünüz daha var. Gel başkan, bu akşam senin akşamın. Senin unuttuğun bir şey, sıkıntıya seni düşürecek bir şey varsa onu hemen kelamla hallederiz. Hazır ben bütün hemşehrileri ve dostlarımı burada bulmuşken her yıl geleneksel olarak Muş Vartu'nun Hamurtbört Gölü üzerinde her yıl düzenlediğimiz Hamurtbört Gölü şenlikleri bu yılda 22 Haziran'da yapılacaktır. Buradaki tüm dostlarımızı da oraya davet etmek istiyoruz. Gelirlerse şeref verirler bize. Teşekkür ederim. Evet, başkanım çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt Muş ili ve ilçeleri dernek başkanı Sayın Cüneyt Bey burada ve yardımcısı Sayın Nihat Bey burada. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. İstanbul Muşlular Derneği başkanı Sayın Şahin Gültekin de aramızda. Başkanım hoş geldin, şeref verdin. Ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de tebrik ediyoruz ve hoş geldiler, sefalar getirdiler efendim. Evet değerli dostlar, yavaş yavaş eğlence bölümüne geçelim. Sanatçılarımı şöyle yapacağız son bölümde. Sanatçılarımızı alacağız. Birer şarkı söyleyecekler. Ben koltuklarda kendilerini ağırlayacağım. Ve bundan sonra az önce söyledim ya. Efendim biz bu akşam Muş'u ilk önce folkloruyla, davul zurnayla tanımaya başladık. Ardından sayın dernek başkanımız çıktı, vakıf başkanımız çıktı. Muş'u ve Muş'un tarihini bize anlattı sayın başkanımız. Ardından yemeklerini tanıdık. Şimdi de müziğini tanıyacağız inşallah. Efendim ekran karşısındaki dostlar, Mavi Karadeniz TV ekranları karşısında bizleri şu anda canlı izleyen dostlar, salondaki dostlarımıza da bunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Efendim bu program aynı zamanda Tuzla Belediye'mizin internet televizyonu olan tuzlaweb.tv internet adresinden şu anda canlı olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda birkaç gün sonra da bu akşamki programı oradan banttan izleyebileceksiniz efendim. Önceki haftalarda burada ağırlamış olduğumuz diğer hemşeri derneklerimizin de geceleri şu anda tuzlaweb.tv'de yayına hazırdır efendim. Evet, çok değerli bir sanatçı arkadaşımı alacağım. Ama Osman Bey bir not daha. Şifa dağıtmaya geldik Allah'ın izniyle. Öyle hazır mi? Mıyız? Hazırız değil mi? Şimdi şifa dağıtacağız inşallah. Ve gerçekten biz Türk milleti, ben dahil, %85'inde olan bir rahatsızlığı gidermek amacıyla, evet, sağlığımıza kavuşmak amacıyla muhteşem bir ürün. Birkaç gündür yoktum biliyorsun Ramazan abi. Almanya'ya gittim, yerine gittim. Bu medikal ürünlerin şu an Avrupa'da satış rekorları kıran, teknolojisi çok yüksek ama kendisi bir o kadar küçük, kullanımı da çok kolay ve hiç tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Elektrik yok, elektronik yok. Tamamıyla statik. Yani tükenmeyen enerjiye sahip. Horlama derdine son. Horlama deyip geçmeyin. Sağlık hafife alınmaz. Horlama deyince sadece gürültü değil. O vücudun çıkarmış olduğu bir alarmdır. Vücudumuz alarm veriyor horladığı zaman. Yani vücut, akciğer, nefes alma problemi var demektir. Kalp basıncını etkileyecektir. Uyurken tansiyonu yükseltecektir ve kalp krizine yol açabilir. %65 uyurken kalp krizlerinin riskinin nedeni horlamadan kaynaklanıyor. Diyafram az çalışıyor. Alacağımız nefesin yarısını alıyoruz. Kalp bu sefer daha çok kan pompalamaya çalışıyor. Uyuyup dinleneyim derken vücudu daha fazla yoruyoruz. Ne yaptı uzmanlar? Yıllar süren araştırmaların sonucunda ilaç değil, elektrik değil, tamamıyla statik, elektrostatik, evet, anti alerjik ve antibakteriyel, sevgili kameram arkadaşımızdan yakından çekmesini rica edeceğim. Çünkü çok küçük bir malzeme. Varlığıyla yokluğu belli değil fakat vücudumuza horlamaya göstermiş olduğu etki kalıbından kat kat fazla. Kullanımını hemen gösteriyorum. Şu uçlarda bu arada tekrar rica edeyim. Uçlarda elektrostatik iyonizer var. Bakın bunun olayı şu. Burnumuzun içindeki sinirleri uyarıyor ve akciğerin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Gırtlak durumundaki oradaki problemleri yok edip horlamayı engelliyor. Biz diyoruz ki hep kilolu insanlar horluyor. Hayır. Horlayan insan kilo alıyor. Çünkü az nefes aldığında, diyafram az çalıştığında horlamayı tabii gideriyor. Anam tam imdatlık bu. 3 hafta sonra kesinlikle gideriyor. Gidermezse
iade garantili. Bakın iade garantili diyorum. 3 hafta sonra horlamanız kesilmezse ürünümüz bizimdir. Hiç problem değil. Şimdi zaten çok kısa süreli bir kampanya yapacağız. Bu fırsatı değerlendirenler kendini şanslı hissedenlerdir. Bakın gösteriyorum nasıl kullanılıyor. Burun deliklerimize şuraya takmamız yetiyor. Aha da bitti. Ben varlığını hissetmiyorum. Bunu yattığımız zaman kullanıyoruz. Aynada bakmasam hissetmeyeceğim takılı olduğunu. Yatmadan önce takıyorsun. Yattığın zaman da takılı kalıyor. Ne oluyor? Daha rahat nefes alması. Nefes alınır mı kolaylaşıyor? Evet, burada sinirleri uyarıyor. Çünkü elektrostatik o çipler elektronik değil. Bakın elektrostatik yani iyonizer. Medikal bir ürün bu. Avrupa'da şu an satış rekorları. 100 euroya satılıyor ya. 100 euroya satılıyor abi. Bir tane hemen alayım da. Alacağım otelde tabii. Otelde yatıyoruz. İki oda öbür taraftan ben duyuyorum horlamasını. Ya bunda adamda ya. Bundaki rahatsızlık da bitmiyor maşallah ya. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler bakınız ne kadar kolay bir kullanım var. Burun deliklerimize yerleştiriyoruz ve tamamıyla sinir uçlarımızı biz hissetmiyoruz ama o içeride yapacağını yapıyor. Rahat nefes almamızı sağlıyor, horlamayı kesiyor, vücudumuzun çıkardığı alarm sesini yok ediyor. Dolayısıyla rahat nefes aldığımız zaman da vücut fonksiyonları düzgün çalışıyor. Kalp krizini de otomatikman önlemiş oluyor. Şimdi mucize telefon numaramızı vereceğim ve ben o mucize telefon numaramızı verdikten sonraki ilk 10 dakika içerisinde arama şansına sahip olan bütün izleyicilerimize Avrupa'da 200 lira satışı olan ve şu an günümüzde tüm eczanelerde 99 liraya satılan, bakın bir de çok güzel bir sürpriz yapacağım. Bizde sürpriz bitmez. İndirim yapmıyoruz. Biz yarı fiyatına veriyoruz. Bizde kampanya böyle olur. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Hemen telefon numaramızı veriyorum. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0'e tuşuyorsunuz. Hattımızı düşünmeniz yeterli. 99 liraya satılan bu horlama önleyiciyi sadece 59 liraya bir alana bir bedava. Ama şimdi var ya bak, şunu dikkat ettim. Bunu taktığın an sesin dahi gürleşiyor. Evet, çünkü oradaki kanalları açıyor evet. Elektrostatik olarak. Hiçbir şey hissetmiyorum ben. Yani bunu taktığım zaman ne varlığını hissediyorum ne de yaptığı şey. Kendisi otomatikman devreye giriyor. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Ömür boyu garantili ve faydasını görmezseniz iade garantili. Eczanelerde 99 lira, bizde bir alana bir bedavayla 59 liraya. Uyurken kalp krizi riskini ortadan kaldırmak, hatta yani şöyle ikisini mi 59 liraya? İkisini 59 liraya gönderiyoruz. Bu çok kısa sürecek bu kampanya. Belki de bu gecenin son bir kampanyası. Bir tane kendine, bir tane eşine. Eşine. Bir tane sana, bir tane eşine. Ya da bir sevdiğine. İhtiyacı olan birine. Şimdi sağlık diyoruz. Her şey sağlıkla başlar, sağlıkla biter. Sevgili izleyicilerimiz horlama deyip geçmeyin. Sadece bunu estetik amaçlı değil, gerçekten horlama durumu olduğunda, nefes darlığı yaşandığında vücut daha sorunlu çalışır ve akciğerler az çalıştığı için göbek de az hareket eder. O zaman ne olur? Yağlanma oluşur. Yani göbek yağı oluşur. Daha fazla kilo almanızı sağlar sizin. Şişmanlarsınız horlarsanız. Ne kadar horlarsan o kadar çok kilo alırsın. Ne kadar horlarsan o kadar çok kalp krizine yakalanma riskin olur. Artık bu işin çözümü bulundu. Ne ilaç ne elektrikle, tamamıyla manyetik bir alan sistemiyle varlığını hissetmiyorum ama o varlığını bana 3 haftanın sonunda komple kanıtlayacak. Horlama derdine son ya. Var mı böyle bir şey? İşte var. O da burada. Çok büyük bir soru yani. Orada. Gerçekten sorun. Hakikaten. Yanımıza yatanı rahatsız ediyoruz yani. Kendimizi de rahatsız ediyoruz. Kendi sağlığımız için ama de problemli. Kendimiz duymadığımız için. Yanındaki insanı da rahatsız ediyoruz. Buna hakkımız yok sevgili izleyiciler. Kendinizi cezalandırmayın. Yanınızdakini de cezalandırmayın. Kendinizi ödüllendirin. Medikal diyoruz sağlık için. Zaten biz burada hani söylemesek tabak tencere satmıyoruz. Amacımız ticaret, belki maksadımız para kazanmak. Fakat sunduğumuz ürünler ya medikal yani sağlık için oluyor ya da gerçekten yaşamı kolaylaştıran ürünler oluyor. Üstelik yarı fiyatına olmazsa da biz o ürünü kesinlikle sunmuyoruz. Gördüğünüz gibi buruna rahat bir şekilde yerleşen, varlığıyla yokluğu bir hafif, hiçbir şekilde taktığımı hissetmiyorum. Burada sabaha kadar kalmasıyla horlamamızı kesecek ve 3 haftanın sonunda artık horlama derdi olmayacak. Ürün iade garantilidir, ömür boyu da garantilidir. Avrupa'da satış rekorları kırmakta. Piyasadaki, dünya çapındaki piyasada 200 liraya satılıyor. Bizim eczanelerde de toptan satışlarında 99 liraya. Peki biz ne yapıyoruz izleyicilerimiz için? Sadece 59 liraya bir alana bir bedava. Bu fiyata bu ürün varken almazsanız pişman olursunuz. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 diyoruz. Biter mi? Bitmez. Bir sürprizimiz daha var Ramazan abi söylesene. Hemen söyle, vaktimiz daraldı. Evet, Ramazan Çelik'in 2013 albümü yanında hediye. O zaman güzel. Rahat nefes alıyoruz. Uyanınca da oynamaya rahat başlıyoruz. Rahatça oynuyoruz. Aa, işte bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Edirne'den Kars'a,
Hatay'dan Sinop'a. Tüm Anadolu kültürümüz Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla ekranlarda buluşuyor. Yöresel motiflerle bezenen, rengarenk kültürüyle Tuzla'dan Anadolu isimli program Mavi Karadeniz Televizyonu ve www.tuzlaweb.tv ekranlarında sizlerle buluşuyor. Anadolu kültürünü yaşamak ve yaşatmak için Tuzla Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Tuzla'dan Anadolu'ya yöresel gecelerine sizler de davetlisiniz. Bu hafta Çankırlı hemşehrilerimizin konuk olacağı bu özel programda gelecek haftalarda farklı farklı illerde Mavi Karadeniz Televizyonu ekranlarında buluşmak üzere. Merhaba sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz ekranlarında mükemmel, müthiş bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde bir indirim yapmayacağız. Bu bölümde herhangi bir satış yapmayacağız. Bu bölümde sizlere bedava ürün göndereceğiz. Neden bedava gönderiyoruz? Ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım. Akaryakıt veya evimizde kullandığımız tüp veya evimizde kullandığımız doğalgaz, yani kombilerle başınız dertte mi? Çok fazla fatura ödüyorum. Aylık doğalgaz faturamdan bıktım. Çok fazla tüpüm dayanmıyor, bir ayı geçmiyor diyorsanız, arabam çok fazla benzin yakıyor veya motorin yakıyor veya LPG yakıyor diyorsanız, lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü evinizdeki kombiden, evinizdeki tüpünüzden kullandığınız aracınıza kadar %20'ye varan yakıt indirimi, yakıt tasarrufu yaptıracak olan bu mükemmel cihazı sizlere bugün bedava göndereceğiz. Ama 3 dakikada hattı düşürebilirseniz bedava olacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 dolara, yani Türk parası karşılığı 270-280, değil mi sevgili yönetmenim? Aşağı yukarı 270-280 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan yakıt tasarruf cihazımızı şimdi sizlere ücretsiz, yani bedava göndereceğiz. Ne işe yarıyor bu? Nasıl tasarruf yaptırıyor? Onları anlatacağım. Veya nasıl kullanmamız gerekecek? Onları anlatacağım. Arabamızın yakıt deposundan motoruna giden hortuma tek yapmanız gereken, bakın bu kısmını hemen göstermek istiyorum. İçerisinde o borunun geçeceği kadar bir boşluk görüyorsunuz. Zaten burası manyetik alandır. Kapatıyorsunuz. Boru içeriden geçirdikten sonra klips yardımıyla, zaten klipsler de içerisinde, iki tarafından tutturmanız yeterli olacak sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi. Ve aracınızda %20'ye varan indirim. Evinizde tüpünüzün hortumu yine aynı şekilde. Doğal gazınızı aynı şekilde tutturarak %15 ile %20 arasında tasarruf sağlıyorsunuz. Örneğin evinizde kullandığınız, yemek yaptığınız tüpünüz ne kadar dayanıyor? Bir ay mı? Artık 40 gün dayanacak. Yani bir ay 10 gün dayanacak. 10 gün daha fazla dayanacak. Örneğin evinizdeki kombiniz ne kadar fatura geliyor? 350-300 veya 300 diyelim. 300 lira fatura geliyor. Bir dahaki ay iddia ediyorum 250 lira gelecek. Arabanız bir depo benzinle kaç kilometre yakıyor? Kaç kilometre gidiyor? Örneğin 800 kilometre. Eğer aracınız bu cihaz olmadan 800 kilometre gidiyorsa, bu cihaz sayesinde 1000 kilometre gidecek. Yani 200 kilometre fazla yapacaksınız. Şu anda Amerika'da satış rekorları kıran, Amerika'da satış fiyatı 150 dolar olan, Türkiye'de 95 liraya kampanya yapılan bu cihazı ben size bedava gönderiyorum. Şu dakika itibariyle kampanyamıza başladı. 0212 alan koduyla 955-0965 numaralı telefonu hemen arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum telefon numarasını. 0212 alan koduyla 955-0965. Şu anda numaralar ekran altında gözüküyor. Çağrı bile bırakmanız yeterli. Sizi en geç yarın arayacağız. En geç yarın arayacağız. 0212-955-0965 ekranın altındaki numaraya bir çağrı bile bırakmanız yeterli olacak sevgili izleyenler. Tekrar söylüyorum. Mutlaka güncelik hayatımızda kullanmamız gereken bir cihaz. Arabanız olmayabilir. O zaman evinizde kombi kullanıyorsunuzdur veya doğalgazınız vardır. Doğalgaz veya kombiniz yoksa yemek yapmak için bile tüp kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Demek ki olmazsa olmaz ihtiyaç. Ve bu arada bir kişinin en fazla 2 adet alması lazım. Yani en fazla 2 adet alabiliyor daha doğrusu. Neden? Çünkü
Ben hattı düşürdüm kardeşim. Bir kamyon istiyorum. Maalesef. En fazla 2 adet alabiliyorsunuz. Yönetmenim de 3 diyor ama hayır, 2'den fazla alamazsınız. Çünkü az sayıda stok var ve yeterli oranda daha çok izleyicimize bu kampanyayı ulaştıralım diye bu stokları sizler için ayırdık. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 liraya yakın fiyata satılan bu cihazı tanıtım amacıyla bedava gönderiyorum. Eşinize, dostunuza kullandıktan sonra tavsiye edebilirsiniz. Bakın, bizim amacımız bu. Alın, kullanın, memnun kalırsanız eşinize, dostunuza tavsiye edin ki onlar bizden paradan alacaklar. Ama siz şimdi bu cihazı ücretsiz alacaksınız. %15 ile %20 arasında müthiş bir tasarruf yaptıran inanılmaz bir cihaz bu. Evinizdeki tüpten tutun, kombiye kadar, arabanızdan tutun da yakıt anlamındaki kullandığınız her şeyde %15 ile %20 arasında tasarruf yaptırıyor. Özellikle benzinli araçlarda %20, dizel araçlarda %18, LPG'li araçlarda %16 gibi müthiş bir tasarruf sağlayan bu cihazımız evinizdeki kombi ve tüple de %15 civarında tasarruf sağlıyor. Ve dediğim gibi 300 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan bu cihaz şu anda 1 dakika içerisinde arayan veya çağrı atan herkese bedava. 0212 alan koduyla 955-0965 telefon numaramız. Tekrar ediyorum, 0212 alan koduyla 955-0965 bir çağrı atmanız bile yeterli diyorum. Bedava göndereceğiz bu cihazı sizlere. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Teşekkürler. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Varto doğumluyum. İsmim Öner. Bu gece bizi buraya davet eden Vartolar Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Tuzla Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi dostlar, biliyorsunuz bu akşam bana müziklerimde Koma Usar eşlik ediyor. Onlar kendi müzisyen dostlarımız. Onlar da bu gece beni kırmadıkları için, burada bulundukları için Koma Usar'a da bir alkış istiyorum. Asıl özür diliyorum. Genelde tabii solistler ön plana çıkarlar. Sahnenin önünde ışıklar hep onların üzerine döner. Ama asıl işin mutfağında müzisyen arkadaşlar vardır. Onlar çok büyük emekçidir. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Çok teşekkür. Gerçi Öner Bey de gitarla. Gitar Muş'ta pek kullanılmayan bir şey değil mi başkanım? Kullanılır mı? Eskiden atalarımız kullanırdı böyle 1400'lü yıllarda gitar. Ama bu az önce okuduğunuz Muş türküsü, yani Muş türküsü müdür yoksa genel bir türkü müdür? Şimdi bu parça anonim bir parça. Yani bölgeye, yöreye ait tabii bir. Tabii tüm yörelere ait. Sözlüğü, müziği belli olmayan anonim parça. Bu şekilde söyleyebiliriz. Tamam. Var mıdır Muş türküsü? Yoksa bir... Tabii ki kendi bölgemize ait parçalarımız var. Evet. O zaman şöyle yapalım. Bir tane daha sanatçı arkadaşımız var. Onu da alalım.
Ardından tekrar türküler, hem konuşup hem türküleri seslendiririz değil mi? Çok teşekkür ediyorum hem saz üstadlarına hem de söz üstadlarına onur verdiniz bu akşam. Evet, bir tane daha sanatçı arkadaşım var. Sayın İnan Karataş da aramızda. Ben İnan Bey'i de sahneye alayım. Şöyle kadroyu bir sağlamlaştırayım efendim. İnan Bey hoş geldiniz. Evet, mikrofon sizde. Evet dostlar, biz Doğu ili olarak bir de Karadeniz'e bir parça yollayalım. Cerrahpaşa. Bu da bizim armağanımız olsun. İçmem suyundan içmem. Vay seni Cerrahpaşa, içmem suyundan içmem. İçmem suyundan içmem. Bir daha ki seneye, bir daha ki seneye yolcu da gelir geçmem. Yolcuda gelir geçmem oy. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Durur içerisinde. Ben de Varto Yardımlaşma Derneği'nde yönetimdeyim. Hem de onlarla buraya geldim. Müzik yapmak istiyorum ve bu müzik tabii evrensel olduğu için ben özellikle bu parçayı Karadeniz TV'ye ve Karadenizli dostlarımıza yollamak istemişim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnan Bey buyurun. Ben şunu söyleyeyim efendim. Bir Karadenizli olarak ben nasıl
Havada Bulut Yok şarkısını söylüyorsam, kardeşim de o güzel Cerrahpaşa türküsünü söylüyor. İşte bizim kardeşliğimiz böyle bir şey efendim. Biz birbirimizin türkülerini söyleriz. Birbirinden kız alır, kız veririz. Biz yedi bölgeli ülkemde et ve tırnak gibiyiz. Evet, güzel bir sürpriz gerçekten ama İnan Bey şöyle bir şey fark ettim, bilmiyorum izleyiciler de fark etti mi? Sanki Cerrahpaşa'da biraz havada bulut yok havası vardı. Değil mi? Ha, fark ettiniz değil mi? Ben de konservatuvar mezunuyum, onun için biraz kulağım deliktir benim de. Yani böyle bir hafiften bir, yani dedim ki hadi Cerrahpaşa'dan inecek, havada bulut yoka bağlayacak. Yani o kadar bir yol ayrımına geldiniz ama yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şarkılarla devam edeceğiz. Bu saatten sonra artık daha söz yok, şarkılar. Biraz daha slow gidiyoruz. Ondan sonra herhalde ben halayı da göreceğim değil mi? Halayı da göreceğim. Tamam, Mehmet kardeşim. Mikrofon nerededir? Buradadır. Gel abi gel. Ses. Kurban olayım. Bir sunucu için ben bunu her zaman söylerim. Bir sunucu için en zor an kendinden daha yakışıklı birisiyle sahne paylaşmaktır. Ben onun için şu anda sıkıntıdayım. Evet. Mehmet'im bakalım ne dinleyeceğiz? Şimdi ben folklor ekip arkadaşlarımı böyle alayım. Bir zahmet. Bence hiç sahne yapmayalım da şöyle olsun, izleyiciler de görsünler. Şöyle daha geniş alan. Orada da yönetim kurulunu alacağım. Güzel bir halaya. Folklora eklensin, kurban olayım. Folklora yani eklensin. Yani kıyafetleri. Öyle mi yapalım? Kıyafetleri tamam. Yok tamam. Ama oyunu bilirler. Peki şöyle alayım. Evet. Folklordaki arkadaşlar harikasınız. Buyurun. O zaman canlı mı yapalım? Herhalde oradan kestiler. Peki. Dama çıkmış bir güzel, delilo delilo kurbane. Namlı etrafı gezer, delilo delilo kurbane. Elimde bir do 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 do, elimde bir deste gül, delilo delilo kurbane. Dağlar olmasaydı delilo delilo kurbane, ayrılık olmasaydı delilo delilo kurbane.
olsaydı delil o delil o kurbane, delil o delil o hayrane, delil o delil o kurbane. Ha! Şu delil o delil o desane, siyar hatu peyaşu delil o delil o kurbane, şave mum şave reşiken delil o delil o hayrane, akıl sevda peraşu delil o delil o hayrane, ah le 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 le, ah le 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 razı çete. Tedi gome, le le le, tedi gome, le le le, mal var kere, le le, çaydan kere. Vay, vay! Kelele es kurbana tebim can meleke. Zavriye lele cimbadan lele çay meleke. Lele çaydan gele. Tedi gome lele le, tedi gome lele le, mal var keren lele çaydan kerem. Tedi gome lele le, tedi gome le le le, mal var gere le le, çaydan eller 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 eller. Çarı yar yar yar, çarı yar yar, çarı yar 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 kembere. Çarı yar yar yar, çarı yar yar, çarı yar 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 kembere. Borzare kezizere, çarı yar yar yar, çarı yar yar, cezare kezizere. Çarı yar 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 kembere. Çar! Vay vay! Çarı yar yar yar, çarı yar yar, çarı yar 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 kembere. Çarı yar yar yar, çarı yar yar, çarı yar 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 kembere. Cane cane cane, yere meydane. Dileğimin bir kayışı bu, bir ne dilane, bir ivane. Cane cane cane, yere meydane. Dileğimin bir kayışı bu, bir ne dilane. Benim buralarım şah ağası, şah ağası.
bir an oldu gitti. Haran havası, haran havası. İyi günün dostu, sırrı sefası, sırrı sefası. Dönenler dönse de bir sultan dönmez, bir sultan dönmez. Cane 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 var meydanı, dilimin fel koşu bevi dilane, bevi dilane. Cane 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 var meydanı, dilimin fel koşu bevi dilane, bevi dilane. Hazır mıyız? Vay lele, vay lele, elim durmaz huysuzum. Vay lele, vay lele. Teşekkür ediyoruz. CD'miz takılı kaldı, canlı yaptık. Hiç sıkıntı değil. Ama yine de arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten yüreklerine sağlık. CD birden kesilince ses okurduğumuz aslında la'ydı. Değil mi hocam? Biz do'dan devam edince... Ama yine de iyi toparladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. En güzel alkışlar onlara gelsin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Mehmet hocam çok sağ olasın. Ben mikrofonu da alayım. Efendim biz anlamayız. Do'dan, re'den, la'dan. Müzik kesildi mi oyuna devam ediyorsak en güzel nota odur. Biz ondan biliyoruz. Efendim ben şunu hemen alayım. Şöyle yerleştireyim. Evet. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Erhan Bey de kendisi de eşlik ettiler. Öner Bey al bakalım gitarı. Ne dinleyeceğiz? Gitarla mı devam edeceğiz? Şimdi yöresel parçalardan bahsettik. Tamam, biraz ben ondan okuyalım. Ben sizden yöresel bir parça okumak istiyorum. Harika, onur duyarım. Buyurun.
ver bana çayıcı bana çayı ver bana çayıcı bana elde koç koç brani bana rame koç koç brani bana. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada muhtarlarımız da buradaydı. Az önce ayrıldılar. Muş Dernek yöneticileriyle vedalaşıp ayrıldılar. Az önce başkanımız da uğurlarken söylemiştim. Şu anda Tuzla Belediye'mizin 4. hizmet yılı nedeniyle bir program daha var. Buradaki misafirlerimizin bir kısmı da oraya geçtiler. Muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Az önce program başlangıcında folklor ekibiyle bizlere eşlik eden ve aynı zamanda az önce Mehmet kardeşim sahnedeyken de bizlere eşlik eden folklor ekibimiz Ergin Barış grubu, halk oyunları ekibi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, İnan Karataş, mikrofonu bir al kurban olayım. Bir tane de senden dinleyelim şöyle. Ben böyle sanatçılara tek tek imkan vermeye gayret ediyorum. Zaman da çok kısıtlı, onun için kusurumuza da bakmayın, hakkınızda helal edin o konuda. Yani gönül isterdi ki böyle uzun uzun zamanımız olsun da biz de bu türküleri uzun uzun dinleyelim. Ama böyle iki tane, üç tane karınca kararınca gönül almaya gayret ediyoruz. Evet, ben böyle güzel bir hareketli parça okuyayım dostlarımıza. Önemli olan bizim burada sevgili dostlarla beraber olmamız. Önemli değil. Sevgili abilerime de teşekkür ediyorum. Biz onlar için buradayız. Hiç okumasak da çünkü sanatçı kişinin aynasıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dostlar beraber.
kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. İnsan aktak insanda, insan aktak insanda. Ne ararsan var insanda madem ki ben bir insanım. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Ayaklara çorap benim madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim dost madem ki ben bir insanım. Teşekkürler, sakın. Eyvallah. Evet, değerli dostlar. Bir bağlamayla türkümüz var herhalde. Çok kısa almam lazım ama çünkü zamanı ayarlamaya gayret ediyorum. Evet, tabii buradaki konuk dostlarımız bazen söylüyorlar. İşte filan sanatçı da arkadaşımız da aramızda. Şu arkadaşımız şunu da söylesin, bunu da yapsın ama ben de tabiri caizse eğer sohbet olsaydı moderatör olarak ama müzik programında da sunum itibariyle olayı dengelemem gerekiyor ve o şekilde gayret ediyorum. Evet, bir bağlamayla herhalde bir türkümüz var, kısa bir türkümüz var. Ondan sonra şöyle yapacağız. Ben hemen onun ardından Öner Bey'den biraz hareketli bir parça alacağım. Biraz hareketli vardır değil mi? Hareketli parçalarımız harika. Hareketli parçamız var. Onun hemen ardından efendim Mehmet Bey'den bir tane daha eser dinleyeceğiz. Ardından da İnan Karataş'ta final yapacağız. Evet, bundayız. Hızlı. Buyurun efendim. Efendim, ben öncelikle bu güzel eseri Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki bütün hocalarımıza, sınıf arkadaşlarıma, bütün can dostlara gitsin, Varto'ya gitsin, Muş'a gitsin, alkışlarınızla beraber gitsin dostlar. Aşk ile pervane dönersin dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, hayalsın dünya. Vay dünya dünya, salımsın dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, salımsın dünya. Eller! Oh,
Dağdaki kimde ne var kim bilir? Geçti güzel ettim. Elde neler var, elde neler var, elde neler var. Dünya dünya, hayırsın dünya. Ay dünya dünya, zalımsın dünya. Aşk ile pervane, dönersin dünya. Zalımsın dünya. Dünya, hayırsın dünya. Ay dünya, dünya, sanılsın dünya. Can ile cananı alırsın dünya. Hayırsın dünya. Yalansın dünya, hay dünya dünya, hayırsın dünya. Aşk ile pervane, dönersin dünya, dönersin dünya, hayırsın dünya. Hay dünya dünya, hayırsın dünya. Vay dünya dünya, salımsın dünya. Aşk ile pervane, dönersin dünya. Zalımsın dünya. Efendim yüreğinize, ellerinize sağlık. Bu arada ben de şunu ifade etmek istiyorum. Malazgirt'e, Malazgirt'e candan dolusu saygılar, sevgiler gitsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın, yüreğine sağlık. Eyvallah. Evet, evet, devam ediyoruz. Şimdi Öner Çınar, Öner Çınar'dan da bu hareketi için. Evet. Hocam buyurun. Evet Öner Bey. Öner Bey'den de şöyle hareketli bir şey alacağız. Ama ben mikrofonumu bir alayım. Mikrofonu tamam. Ben şunu teslim edeyim. Güzel bir türkü lütfen. Sona biri durun dena, ze kulkuta zereme deşlena. Müzik
gece torem non aslı gülüşe bebe bol im kayte zere çime bebe gül kodare kur na hoki zor im kayte zere çime bebe gül kodare kur na hoki zor hece Hece, 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 hece. Hece da şona yeni durumunda na, zekul kuta zerebe deşrena. Hece da şona yeni durumunda na, zekul kuta zerebe deşrena. Çok teşekkür ediyorum. Bir sinema filmi vardı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Orada bir Kürtçe şarkı söylüyordu bir bayan. Şener Şen'di başrollerinde oynayan. Ve yanındaki emmi duymuyor. Gönül Yarası filmi. Emmi söyle ben buradan canlı yayından söyleyeyim. Ne söylüyorsun kurban olayım. Ne söyleyeyim kim arıyordu? Arıyorlar diyorsun televizyonda görünce şöhret oldun. Ama biraz geç. Şöyle 30-40'larda yakalasaydın bu işi. Ellerinden öpüyorum. Orada bir sahne vardı hatırlayın. Sahnedeki bayan Kürtçe şarkı söylüyordu. Aylin Hanım söylüyordu değil mi? Evet. Ve masadaki ağlamaya başladı. Sordu Kürtçe biliyor musun diye. Bilmiyorum dedi ama çok acıklı söylüyor diye. Bazen dil bilmiyor insan ama oradaki o duyguyu yakalıyor. Ben çok net söyleyeyim işte çat pat biraz anlarız işte Fransızcam vardır. Fransızca şarkılar da dinlerim ama yok onlarda yani böyle bir bodoslama gidiyor efendim. Ama bizim Anadolu'nun tınılarında Lazcasında ayrı, Kürtçesinde ayrı, Çerkez dilinde ayrı bir melodi ayrı bir tını var. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Şimdi Mehmet senle mi yapalım? Mehmet'le yapıyoruz değil mi? Mehmet'im gel bir taneyle beraber. Ardından da İnan kardeşimle final yapacağız. Harika. Buradaki bulunan bütün dostlarımıza gelsin parçalar.
sıkara. Var mı benim gibi yazı sıkara. Can evimden vurdu yıkıla sıcak. Bozuk para gibi harcadı beni. Mahşer günü hesap soruna sıcak. Mahşer günü hesap soruna sıcak. Efendim, çok teşekkür ediyorum. O güzel alkışlarınıza layık olabiliyorsak ne mutlu bizlere diyorum. Efendim, zannedersen bir daha sıra gelmeyecek bana. Şu değil anda, mi? Evet. Peki. Son, çok da az bir zamanım var. Çok kısa bir veda lütfen. Peki. Efendim, buradan o zaman şöyle değerlendirelim. Edirne'den Kars'a, bütün herkese, Muş'a, bütün ilçelerine, Malazgirt, Bulanık, bütün ilçelerine, bütün dostlara buradan, gerçi bana söylüyorlar ismimizi söyleyin, ismimizi zikretin ama zaman olmuyor yani. Sıraya koysak yetişmez. Buradan bütün dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a ısmarladık efendim, saygılar. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olasın Mehmet'im. İnan abi gel, kurban olayım. Dur, hatta şöyle yapalım biz. İnan'la tek başımıza kalalım. Mehmet'im sana çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyoruz Mehmet Bey'i ve... Dostlar, Erhan'a da bir hava yine yapalım. Alkışlarla uğurluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Abi gitarınla beraber seni de uğurlayalım. Saz üstadları kalsın ama burada. Kurban olayım. Öner Bey çok teşekkür ediyorum. Şöyle çok bir dostluk halayı bağlayalım. Çok güzel bir evet, görüntü gelsin buraya. İnanla onu yapacağız ama ben bağlamadaki üstada, nefeslideki üstada, elektroda, davulda ve klasik gitardaki bütün arkadaşlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Seste Ahmet abim var. Yine kamerada arkadaşlarım var. Mavi Karadeniz TV çalışanları. Rejide Bıdık var. Teknikte Fatih var. Stüdyoda bizi efendim bu güzel görüntümüzü uydu aracılığıyla dostlara ileten bütün dostlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnan kardeş sana da çok teşekkür ediyorum. Ve artık son nasıl? Son söz sende efendim. Buyurun. Haygıdı haygıdı canım, Ersin canım güzelidir ozanım benim ya. Güzellerin güzelidir haygıdı haygıdı canım, çiçeklerden bezelidir ozanım benim ya. Ellerde devirse değsin haygıdı haygıdı canım, Ersin canım güzelidir ozanım benim ya. Ellerde devirse değsin haygıdı haygıdı canım, Ersin canım güzelidir ozanım benim ya. Hadi bakalım oraya. Thank you.
Bir tane dengbeci sizlere okuyayım. Bir tane okuyayım. Tamam. Tabii zamanımız. Mirat bakırcı bana bavete rabe Rabe canta dövüşkan ilmeze kim zannetmişse gedele tedaye Beni sere feser çok atedane Tücü kadın anahtar çıkını dert kulaş kalkın Dudak yesi bunu hayran tuşkane Böyle vezne kane Es koçerim kıram oğlum bir pergale hayran ez röymin kazı güne tez beden oğlum dilo 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 ez demirim neli yadı vele da uyan beden kula çoğum dilo bristan